Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Joe Biden duyurdu, DAEŞ'in liderini öldürdük. Amerika Başkanı Joe Biden, İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DAEŞ lideri Abu İbrahim al-Hasimi al-Kureşi'nin Ebu İbrahim el-Hasimi el-Kureşi öldürüldüğünü duyurdu. Amerika askerleri, dün akşam Türkiye sınırına yakın bir bölgede, operasyon düzenlemişti. Düzenlenen harekatın 2 saat sürdüğü, 7'si sivil en az 13 kişinin öldüğü kaydedilmişti. Hatta bu operasyonda, Amerikan Apache helikopterinin de düştüğü belirtilmişti. Düşen helikopter daha sonra, Amerika uçakları tarafından imha edilmişti, Biden. Amerika güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DAEŞ elebaşı Ebu İbrahim el-Hasimi el-Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı. DAEŞ'in eski elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin 2019'da Amerika'nın düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el-Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DAEŞ'in Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetti. Biden, DAEŞ'in sivil insanları da katlettiğine işaret ederek, Kureyş'i aynı zamanda Kuzeydoğu Suriye'de DAEŞ mensuplarının tutulduğu hapishaneye yönelik korkunç saldırının da sorumlusuydu, diye konuştu. Irak'ın kuzeyinde 2014'te Yezidilere yönelik saldırıların, toplu kıyımların ve kadınlara yönelik tecavüzlerin arkasında da Kureyş'in bulunduğuna işaret eden Biden, bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil, dedi. Biden, Amerika'nın operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak, bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan özel kuvvetler operasyonu düzenledik, bilgisini verdi. Amerikalı güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin korkakça davrandığını belirten Biden, o, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm üçüncü katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti, ifadesini kullandı.